Merhaba arkadaşlar, FIFA 22 kariyer moduna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor'dayız. Trabzonspor'la rebuild yapacağız ama gerçeğe yakın rebuildlardan biri olacak. Çünkü 100 milyon euro yaklaşık Trabzonspor'un borcu var. Ben TL'den euroya çevirdiğimde ve bugün biz de 100 milyon euroluk bir borç ödeyeceğiz. Tabii bu borcu hemen ödemeyi kimse beklemesin. Bizde de öyle bir para yok zaten. Borcu taksitle ödeyeceğiz. Yani minimum 5 yıl yapacağız bunu ve 5 yıllık süreçte 20'şer milyon euro şeklinde bu borcu ödeyeceğiz. 5 yılda da Şampiyonlar Ligi gelirse tadından yenmez. Bu arada like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle sizlere kadroyu göstereyim. Tabii bu kadroda gerçekten önemli isimler var. O önemli isimlerle Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmaya çalışacağız. Mesela Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Cornelius, Vakeyme, onların yaşı biraz daha ileride olduğu için, gerçi Cornelius'un çok yok ama gen bakımından biraz geride. Ama Hamsik olsun, Vitor Hugo olsun, Vakeyme olsun, bu isimler muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne yetişemeyecekler. Şöyle transfer bütçesine ve maaş bütçesine baktığımızda, maaş bütçesini sıfırladığımızda tamamen 20 milyon euroluk bir transfer bütçemiz oluyor. Yani bunu cheat engine'le sileceğiz. Borcu ilk sene ödemiş olacağız ve seneye sıfır transfer bütçesiyle başlayacağız. Altyapıya geldiğimizde burada Hasan Şahin diye bir isim var. 17 yaşında, 72 gen. Potansiyeli biraz düşük olabilir, belli olmaz çünkü 74 potansiyel minimumu var. Maksimumu zaten çok yüksek ama bu adam bizde iş yapar. Başka da altyapıdan oyuncu çıkarmayacağız. Diğerlerini serbest bırakacağım. Gerçi şu adam takip edilebilir ama geri çok düşükmüş. Bu ikisinin öyle. Mesela Vakayemi'nin maaşında indirime gittik. Bunun gibi birçok isimde indirime gidebilirsem eğer en azından maaş bütçesi açılır diye düşünüyorum. Bir yandan da serbest kalma bedellerini kaldırmaya çalışacağım tabii ki. Yine bu rebuild'da yabancı kuralına uyacağız. 14 yabancı olacak maksimum takımda. 8 artı 3'ü çok uygulamak mümkün değil çünkü maçları direkt atladığımız için. Asistan menajere kalıyor iş. Öyle olunca da genellikle kimi bulursa oynatıyor asistan menajer. Dansville stoper olacak, 2 haftası var. 2 haftada çekeceğiz. Yine bir pozisyon değişikliği de Berat Özdemir'de olacak. Onu da defansif orta sahadan orta sahaya alacağım. Şu Hasan Şahin'i de sol kanat yapacağım. 2 haftada sol kanat olabiliyormuş. Enis Destan için kiralama teklifi geldi. Anderlet'ten satın alma opsiyonunu kaldırıp bir deneyeceğim. Anderlet de oynayabilir. Başka teklifler gelirse onları da değerlendiririz. Hasan Şahin'de pozisyon değişikliği tamam, sol kanat oldu. Muhtemelen ilerleyen dönemde Abdülkadir Ömür, Hasan Şahin ikilisi kanatlarda. Enis Destan için anlaşamadık. Kabul etmediler. Tronsen'e 1.750'lik Alanyaspor'dan teklif var. Kabul. Tronsen satıldı. Diğer oyuncularda da benzer bir şey olması lazım ya. Bu arada Dansville'de pozisyon değişikliği var. Stoper oldu, artı 4'lük bir gen artışıyla. Giannini için teklif var. Valladolid'den biraz düşük. Yükseltmem lazım. 3.250. Anlaşamıyoruz. Giannini'ye 3.900'lük bir teklif var internasyonelden. Daha önce Valladolid teklif yaptıydı ama anlaşamadık kulübüyle. 3.9 neredeyse piyasa değerinin en üst noktasında. Enis Destan'a Alanyaspor'dan 2 yıllığına kiralama teklifi. Orada kendini geliştirirse Trabzonspor'un önümüzdeki süreçte net forveti olur. Kiralık gitti. Salih Kavrazlı'ya Giresun'dan satın alma opsiyonunu kiralama teklifi vardı. Ben sadece 2 yıllığına kiralama teklifine çevirdim onu. Bakalım kabul edecekler mi? Reddettiler. Polonyalı sol bekin bonservisini alacağım. En azından geliştireceksek biz de geliştikten sonra daha iyi fiyata satalım. Boşuna geliştirmiş olmayayım. Sonraki satış payını red. 2.600 tekrar anlaşıyoruz. Hasan Şahin için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi var. Abi onu 1 mi yapsam 2 mi yapsam? 2 yıl. Gelişime göre gerekirse geri çekeriz. Son 10 saate girdik transferde. 2 yıl için anlaşmak üzereyiz. Hasan Şahin kiralık olarak verildi. Muhtemelen biz transferi bu sene için bitirdik. Şöyle sizlere transfer geçmişini Trabzonspor'un göstereyim. Ya borç ödedik. Fazla bir bütçe kalmadı. Takım iyi.
İlk senelerde bu takımla ne yapabiliriz ona bakacağız. Takımda her şey hazır olduğuna göre sezon sonuna gidiyoruz. Birinci sene sonuna geldik. Süper Lig'deki puan durumunda Trabzonspor 87 puanla şampiyon oldu. İlk yıl ilk şampiyonluk geldi ligde. Türkiye Kupası'na geldik. 4-1'lik galibiyetle başladık. Rize'yi yendik. Sonrasında çeyrek final Hatay. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eledik ve Trabzon 2-2 yaptı. Türkiye Kupası da bizim. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin oldu. Şampiyonlar Ligi'ni bu sene City kazandı. Avrupa Ligi'nde Bayern Münih zaferi vardı ve son olarak da Konferans Ligi Tottenham'ın. 44 ratingimle sizleri selamlıyorum. Niye bu kadar düşük onu da anlamak mümkün değil. Neymiş efendim? Asya'dan oyuncu transfer etmemişim. İlk yıl çok fazla takım kadrosunu bozmak istemedim aslında. Yönetimin beklentilerini o yüzden karşılayamamış olabiliriz. Uğurcan Çakır artı 4 arttı. Takımın en iyi gelişenlerinden biriydi. Timoteus artı 4 ile 72'ye ulaştı. Danceville 77 oldu. Artı 6 dedi bu sene. Zaten pozisyon değişikliği inanılmaz etkilediydi onu. Ahmetcan Kaplan artı 3. Dorukhan artı 3 gelişti. Berat artı 4 oldu. Berat'ta pozisyon değişikliği olması lazım. Evet, o artık orta saha. Artık defansif orta saha değil. Sisteme tamamen uyumlu hale geldi. Hamşik eksi 3 düştü. Onun dışında bakıyorum. Bakasetas artı 1. Vişça eksi 1 ile 80'e düştü. Kötü haber çünkü Vişça'nın düşüşünü engelleyeceğimizi ben düşünmüştüm. Vakayem eksi 2. Cervinho eksi 5 düşmüş. Seneye muhtemelen onunla yollar ayrılır. Hasan Şahin artı 5 arttı Benfica'da. Böyle devam. Bir yıl sonra muhtemelen sol kanatta en iyi isim olur. Zaten olmak üzere. Vakayeme 77, Hasan Şahin 77. Abdülkadir 77 olmuş artı 3'te. Hücum hattında Enis Destan'ın gelişimi çok önemli. Bu adamı takip etmeye devam edeceğiz. Alanyaspor'da 17 maça çıktı bu sene. Bizdeki en iyi performans Edin Vişça'dan geldi. 23 gol 11 asist. Vakayeme, Cornelius, Hamşik diye de devam ediyor liste. Şu an için en değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Ligde gol kralı Edin Vişça oldu. 3-4 de bizden. Asist kralı Edin Vişça oldu. Burada Hamşik 5. Bakasetas 8. Gol yemeye maç sayısında Uğurcan Çakır 5. Yeni sezon öncesinde şöyle gelir gider dengesine bakalım. Bu sene özellikle mağaza satışlarından 20 milyon euroluk bir gelir elde etmişiz. Şu ana kadar yaklaşık 25 milyon euroluk yıllık bir oyuncu maaş yükümüz var. Seneye bunu azaltmaya çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda daha fazla paranın yeni sezonda bizim cebimize kalmasını istiyorum. Çünkü her yıl başında zaten 20 milyon euro ödüyoruz. Bu ağır bir yük bizim açımızdan. Karımız bu sene 22 milyon euro civarındaymış. En çok forma satan oyuncu Edin Vişça olmuş. Türkiye Kupası'nı kazandığımızda sadece 780 bin euro alıyormuşuz bu arada. Toplam forma satış sayısı 532 bin. Ligden ne kadar alınıyor? 14 milyon euro da ligden geliyormuş. Süper Lig şampiyonu olunca. Trabzonspor'da yeni sezon 43 ratingle başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Transfer bütçesi 18 milyon euro civarlarında. Şöyle 25 milyon euro fena değil. Maaş bütçesini sıfırladığımızda ayarlamayı yaptım. Yine 20 milyon euroluk bir borç ödemesiyle sezona başlıyoruz. Evet, borcu ödedik. Maaş ve transfer bütçesi kendi kendine dengeledi oradan sıfırlayınca. Aslında şöyle yaptığımızda 3,5 milyon euro civarında bir transfer bütçemiz var. Kiralıktan gelen oyuncular var. Onların bir kısmı gidecek. İsmail Köybaşı sezon sonunda bırakıyormuş. Marek Hamşik sezon sonunda futbolu bırakıyor. Anthony Vakayeme sezon sonunda futbolu bırakıyor. 3 tane oyuncu. Ona göre planlama yapmamız gerekiyor bundan sonra. Cervinho'yu da satacağım. Tabii maaşını biraz düşürmem gerekiyor sanki. Yönetim bu sene bizden ne istiyor? Avrupa kıtasından bir oyuncu transfer et. Onu yaparız zaten. 10 galibiyet bu sezon elde et. Bu çok basit bir hedef. Onda da bir şey yok. Tamam, bu düzelir. Kendi kendine düzelir. Bir tane stopere ihtiyacımız var. Tabii bir de transfer yapmak istiyorsak oyuncu satmamız gerekiyor. Transfer bütçemiz hiçbir şeye yetmez. Evet, iki tane satmayacağımız teklif geldi. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür. Şimdi Bruno Perez 8,5 milyon euro arttırılabilir. 10 milyon euro seviyesine gelirse çok iyi olur. 10 milyon euroya anlaştık. Flavio 2 milyon euro kabul. Arda Akbulut 2 yıllığına kiralama Lens'e. O da kabul. Cornelius'u istiyorlar. Ya geçen seneki performansı kötü değildi. Bir yıl daha bu takımda kalmasını ben istiyorum Cornelius'un. Önümüzdeki sene Enis Destan döndükten sonra işler değişebilir ama. Evet, bir tane oyuncu buldum. 6600 serbest kalma bedeli var. Piyasa değerinin içinde 6600'ü ben kullanacağım. Mücahit Genk'ten bize gelecek İspanyol stoper. İspanyol stoperlerin genelde ayağı iyi olur ama pası düşükmüş. Biraz daha iyi olmasını beklerdim. Pas çalışacağız.
olursa. Serkan Hasan gidecek 1.650. Vitor Hugo'ya aslında fena değil teklif ama yine bir yıl daha tutmak istiyorum onu. Göndermek için erken. Mücahit'in yanında daha iyi bir stoper gerekiyor. İşte bu sene sol kanat olacak. Koyta'ya teklif var ama takasta oyuncu kullanıyorlar. Takası kaldıralım, para verin. En doğrusu. Ahmetcan Kaplan'ı bir yıllığına kiralamak istiyorlar. Koyta için anlaştık gibi. Siopis İngiltere'ye gidiyor. 5 milyon euro isteyeceğim ama. Verirler. İngiliz kulüplerinde para oluyor. Bunun gibi. Diabate'yi Eibar'a yolluyoruz. Sene bayağı satış yaptık. Daha da devamı var. Edin Vişça sol kanat. Artı bir arttı. Yusuf Erdoğan'ı da sağ orta sahadan sağ kanada çekiyorum. Rotasyon forveti olarak o gelecek. Muhammed Demir. Genelde simülasyonda iyi oynayan oyunculardan biri. %5 pay kalabilir ama teklif 2.450 civarında biterse iyi olur. Düşmüyorlar. 2.650'ye kadar yükselttim teklifi. Anlaştık. Orta saha rotasyonu için yine birinin serbest kalma bedelini kullanacağım. Nicolas Castro Arjantinli. 5.1'e onu Trabzon'a getiriyoruz. Sol beki Fenerbahçe istiyormuş. Olmaz. Hüseyin Türkmen'i Celtic istiyor. Şu an için satmayacağım. Rotasyonda bir süre daha kullanacağız. Berat Özdemir'i Ajax istiyormuş. Engelledim ve transfer Trabzon'da bitti. Şöyle gelenler ve gidenleri sizlere göstereyim. Bu sene birazcık daha takım değişti diyebiliriz. Aslında önümüzdeki seneye hazırlanıyoruz. Çünkü çok fazla oyuncu emekli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund ve Lokomotiv Moskovalı çok zor bir grup. Hedef buradan üçüncülük minimalde. A grubunda Trabzonspor lider oldu 15 puanla. Muhtemelen burada Uğurcan efekti var yani. Adam bambaşka bir seviyede ve Trabzonspor'u Real Madrid'in, Dortmund'un, Moskova'nın olduğu grupta lider yaptı. Son 16'da rakip Arsenal. Büyük bir şey ya. 86'ya da yükselmiş. Son 16 ilk maç. Arsenal mı Trabzonspor mu? Deplasmanda 2-1 kaybettik. Her şey buraya kadar mıydı? O gruptan sen lider çık. Arsenal'a elenme. Rövanştayız. Umutlar biraz tükendi gibi bence ilk maç sonucunda. Penaltılarla elendik. 1-0 kazandık ama yetmedi. Penaltıları Dorukhan ve Hamşik, hatta Muhammed Demir de kaçırmış. Golü Bakasete sattı. Yazık oldu ya. Çeyrek final. Kıl payıyla kaçtı. İkinci sene sonuna geldik. Süper Lig'de bu sene şampiyon Trabzonspor 90 puanla. 2-2 yaptık Süper Lig'de. Türkiye Kupası'nda ise 4-2 Altay galibiyeti Alanya'yı eledik. Final ve şampiyon Trabzonspor. Burada da 2-2 yapıyoruz. UEFA Süper Kupası City'nin, Şampiyonlar Ligi Paris'in olduğu, Avrupa Ligi Nice'in, Konferans Ligi'de Fiorentina'nın bu sene. Fenerbahçe çeyrekte elenmiş şampiyona. Takıma gelecek olursak Uğurcan Çakır'la ancak işte sonun altı oynayabildik. O da büyük bir başarı ama seneye daha iyi işler yapmamız gerekiyor kesinlikle. Timotheus bence artık bu kadar. Bu adamı satabiliriz. Sol bek getireceğiz. Mücahit çok iyi arttı. Artı 5'lik gelişim. Vitor Hugo seneye emekli olmazsa gider. Emekli olursa yine de yerine adam transfer etmeye çalışacağım. Bütçeye de bağlı. Berat Özdemir 80 oldu. Hamşik futbolu bırakıyordu zaten. Castro artı 2 arttı. Bakasetas 80 oldu. Vişça artı 1 dedi. Vakayeme bırakıyor. Jervinho ayrıldı. Asay Şahin 81 olarak geri dönüyor. Abdülkadir Ömür sadece artı 1 mi demiş? Çok kötü. Enis Destan bu arada çok iyi seviyede dönecek. Önümüzdeki süreçte. 73 olmuş. Performansı da gayet yerinde. Vişça, Cornelius, Bakasetas takımdaki en iyi isimlerdi. Abdülkadir Dorukhan diye de devam ediyor. En iyisi performansı bayağı iyi. Şu an en değerli oyuncu Hasan Şahin. Sonra da Uğurcan Çakır var. Ligde gol kralı Kerem Aktürkoğlu. Vişça bizden ikinci. Asist kralı Eriksen mi? Christian Eriksen mi? Beşiktaş'a mı gitmiş? Hemen bakıyoruz. Evet, Christian Eriksen Beşiktaş'ta. İyi transfer etmişler bence. Ve son olarak da gol yenmeyen maç sayısında Altay Bayındır 1. Uğurcan Çakır 6. Ama ikinciliği paylaşıyor birçok kişi. Sezon sonu itibariyle gelirler ve giderlere bakalım. Para ödülü toplamda 42 milyon euro kazanmışız. Forma satışı en fazla olan oyuncu Edin Vişça. 767 bin forma satıldı bu sene. Sezonluk mağaza geliri gayet yüksek. Para ödülüne bakıyorum. 780 bin eurosu yine Türkiye Kupası'ndan geldi. Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar geldiğini görmek istiyorum açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar geldiğini göstermiyor. Süper Lig ve Kupa'daki para ödülünü çıkarırsak ancak bulabiliyoruz. Geçtim orayı. Oyuncu maaşlarını geçen seneden bu seneyi biraz indirdik. 21 milyon euro
bir senede oyunculara ödenen para. Fena değil. Bu sene bayağı kar elde etti kulüp. Trabzon'da 3. sene başlıyor. 33 milyon euroluk bütçe var. Ben onu hemen şöyle ayarlıyorum. Yani yine yaklaşık 20 milyon eurosunu borca harcıyoruz. Kalan bütçe bu. Vitor Hugo sezon sonunda futbolu bırakıyor. Doğru tahmin etmişim bu arada. Sol bek kesinlikle alacağız. Sol bek'i göndermem gerekiyor. Orta sahaya da iyi bir takviye. Enis Destan'ı bir yıl daha kiralık olarak gönderebilir miyim? Onu çok merak ediyorum. Ya göndermem lazım. Cornelius'un bir yıl daha gideri var. Bir tane orta saha buldum. Pas özelliği hiç fena değil. Alex diye bir isim. Alex Baena. Villarreal'de oynuyor. 12 milyon euroluk teklif yapacağım kendisine. %20 pay dediler. Kabul. Ben bu adamı satmam. Bu adamla Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Yunus Mallı'yı kulüp proje istiyor. Tamam. Yusuf Erdoğan'ı Sassuolo istiyormuş. 4.250 diyorlar. Onu birazcık daha yükseltelim ya. 5 milyon euro olsun. Salih Kavrazlı'yı da kiralamaya çalışıyorlar ama Salih sanki bu saatten sonra gelişmeyecek gibi. 4.250 dediler yine Sassuolo. 5 milyon euro istiyorum ve anlaşıyoruz. Boşuna uğraştırdılar. Salih için 2 yıl. Ya sanki artık Cornelius'ta ayrılma zamanı geldi. Enis Destan için. Enis Destan'a Valencia'dan teklif geldi. Timoteus'a 7.7. 8.5-9'ları görürüz. 8.800 istiyorum. Pay verdiler yok. O zaman 8.5 verin anlaşalım. Abdülkadir'e de 5 milyon euroluk bir teklif hem de piyasa değerinin daha üstünde. Az kaç tane oyuncumuz var? Bu adamların satılmama ihtimali var mı? Evet, bir tane transfer yapmamız lazım sol beke. Elimizdeki bütçe bu kadar. Aradığımız sol beki de Barcelona'da buldum. Kullanmadıkları sol beyi alıyoruz. Alex Balde'yi. Bu arada Rıdvan Yılmaz Real Madrid'e gitmiş. Oyuncu araştırırken gördüm. İki oyuncuyu da sattık. Castro'ya ve Muhammed Demir'e kiralama teklifleri var. Muhammed Demir'in kiralamasını bir görüşelim. Castro dursun. Zaten oyuncu kalmadı. Muhammed Demir'i de Enis Destan için görüşeceğiz. Yani rahat rahat oynasın diye. Ya bu takıma ayrıca stoper lazım. Vitor Hugo tarafına. Sol stoperi Almanya'da buldum ve şartları tamamen zorlamam gerekiyor. Sonraki satıştan pay da ekliyorum. Marton Dardai 12.6 %20 pay. Sol ayaklı gerçekten Hugo sonrasında etkili stoperlerden biri olacaktır. Muhammed Demir için anlaşma tamam 1 yıl. Mönchengladbach. Cornelius'a hala teklif bekliyorum. Enis Destan'ın yedeğini de serbestte bulduk. Thiago Çukur'u getireceğim. Tam rotasyon böyle arada Türk statüsünden dolayı getiriyorum. Serbest kalma bedeni red. Önerilen maaşı zaten düşük. Anlaştık. Cornelius'a şimdi teklifler geldi. Hem 15 milyon euro hem de 14.9'luk iki tane teklif var. Cornelius satıldı. Bek rotasyonunda hiçbir oyuncu yok. Tamamen rotasyona William diye bir oyuncu getiriyoruz. Wolfsburg'da oynuyor. 4.600 %5 pay. Pasması iyiymiş o yüzden getiriyorum. 73 pas, 73 atletizm, 72 defans. İdeal bir sağ bek Türkiye Ligi için. Hem ofansif orta saha hem de sol kanat oynayabiliyor. Son transferimiz olacak yine rotasyonda ofansif orta sahada. Gonzalo Maroni. Şimdi pay kalsın diyorum da 7.3'e düşmem lazım. Teklif arttı. 7.4. 8.5 oldu teklif. Böyle böyle gideceğiz herhalde. 7.5 dedim ben. 8.6. Nereye kadar devam edebilir ki bu muhabbet? 7.7. Anlaştık. Ve Trabzonspor'da transfer artık bitti. İşte gelenler ve gidenler. Bu sene kadronun önümüzdeki yıllar için iskeletini oluşturduk. En azından bundan sonra kimlerin gelişip kimlerin o mevkide yer edineceğini az çok biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene Liverpool, Lyon, Salzburg geçen seneye göre nispeten daha kolay ama yine de zorlu gruplardan birisi. Geçen sene lider çıkmıştık, bu sene ne olacak ki? C grubunda 8 puan, bu sene ikinciyiz, Liverpool çok daha iyiydi. Rakip Atletico Madrid son 16'da, kolay da bir kura değil. Baktığımızda Trabzon, Atletico Madrid, Silva, Felix forvet atları. Oblak onlarda olduğu sürece sıkıntı. 2-1 kaybettik. Felix. Enis Destan bizim tek golü attı bu arada. Açıkçası çok da iddialı gelmedik rövanşa. İlk maçta kaybetmeyecektik. Penaltılarla elendik ya. Yine. Bu nasıl şanssızlık ya? Sürekli penaltılarda kaybediyoruz. Son 3 penaltıyı atamamak ne demek ya? 3'te 3 ile başladılar, sonra Maroni, Abdülkadir, Dorukhan kaçırdı. Süper Lig'de sezon sonu. Trabzonspor bu sene yine şampiyon. 91 puanla hem de. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da 7-3'lük Hatay galibiyeti. 7-3 Konyaspor, 5-0 Galatasaray.
3-2'de Fenerbahçe ile Trabzon şampiyon. Yeniden UEFA Süper Kupası Paris'in oldu. Şampiyonlar Ligi Atletico'nun adamları az daha eğiliyorduk. Avrupa Ligi Real Madrid, Konferans Ligi ise Hoffenheim'ın. Galatasaray çeyrek finalde Konferans Ligi'nde elenmiş. Kadroya gelecek olursak Enis Destan 80 mi? İnanılmaz bir gelişim. Uğurcan Çakır 88 oldu bu arada. Alex Balde 78, Mücahit 80'e ulaştı. Vitor Aveda, Dardai artı 3 dedi bu sene. Umarım Dardai'nin gelişimi çok fazla etkilenmemiştir. Çünkü Hugo gidiyor. Seneye forma Dardai'de. Dorukhan 80'e ulaştı. Yeni bir sağ bek. Yani Dorukhan'dan daha yetenekli 80 üstünde bir sağ bek alınabilir diye düşünüyorum. Berat da çok gelişmedi. Alex 79'a ulaştı. Castro artı 2. Bakasetas 83 oldu. Hasan Şahin 84. Artı 2'lerimiz vardı hücum hattında. Enis Destan artı 7 ile 80'e ulaştı. Thiago Çukur da artı 4 dedi, 71 oldu. Müthiş. Performans anlamında Enis Destan takımın en iyisi. Vişça Abdülkadir Bakasetas diye de devam etti. Berat'ın 17 tane asisti varmış bu sene. Demek ki sol kanatta bizim Hasan Şahin özel oyuncu istediği kadar forma şansı bulamıyor. Vişça'dan dolayı. En değerli oyuncu o ama Hasan Şahin. Ligde gol kralı Vişça. İkinci Enis Destan. Asist kralı Berat Özdemir ve Mustafa Muhammed. Gol yemeyen maç sayısında Uğurcan 3. Bu sene ofiste durumlar nasıl? 73 milyon euroluk bir kar yapmışız. Mağaza satışları 48 milyon euroya kadar çıkmış. Para ödülü 39. Maaş gideri yıllık 20 milyon euro bu sene. Maaşı gayet iyi seviyede tuttuk şu ana kadar. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. En çok forması satılan oyuncu Hasan Şahin bu sene 1 milyon 692 bin forma satılmış. Acayip bir sayı. 2 yıldır şurada Şampiyonlar Ligi'nden gelen para ödülünü net olarak göstermiyor. Daha önce gösterdiğini gördüm bir de, ona rağmen göstermiyor. Burada da detay kısmı yok zaten. Bu arada Arda Akbulut'u geri çekip sözleşmesi bitiyor. Uzatmam lazım sözleşmeyi. Vitor Hugo'ya veda ediyoruz. Yeni sezona gidiyoruz. Trabzon'da yeni sene başlıyor. Bu sene stoper rotasyonu olabilir. Transfer bütçesi 32 milyon euro. Tabii ki de 20 milyon eurosunu yine yeniden siliyoruz. Şaka maka 80 milyon euroluk borç ödedik. Sağ bek stoper bu sene ana gündem maddesi. Gerçi bu bütçeleri de hiçbir şey yapamıyoruz ki. Stoper rotasyonuna Lyon'dan Diomande. İstediğim oyuncu o. Bütçe yeterli mi? 13 milyon euroya bu transfer biterse yeterli olur derken inanır mısınız, bitti. Hüseyin Türkmen'e 2 tane teklif var. İkisi birden kabul. Çünkü Abdülkadir gibi oyuncuların sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Yenileyecek para kalmadı. Uğurcan'la yeniledik ama diğerlerinde sıkıntı var. Bir an önce çözmek lazım. Yine yeni bir haber. Muhammed Demir sezon sonunda futbolu bırakıyor. Sözleşme sene sonu bitecek. Bütün futbolcularla kontrat yeniledik. Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci torbadan katıldık bu sene. Porto Ajax ve Atletico Madrid var. Atletico'dan rövanş alalım. C grubunda 8 puan ikincilik Atletico 6'da 6 yaptı. Son 16'da Inter. Inter maçına geldik, kendi evimizdeyiz. 89'luk kaleci, 84'lük forvet yetmedi. 3-1 kaybettik. Yine olmadı bu senede. Umutsuz bir rövanş. Üçlü savunmaya dayanamadık orada. 2-1 kazandık. Geriden gelip öne geçmişiz. Yetmedi. Abi hep aynı senaryo. Hep benzer senaryolar. Son 16'da tur atlasak herhalde şampiyon olacağız. Süper Lig'de sene sonuna geldik. Trabzonspor 85 puanla. Fenerbahçe ile aynı puandaydık ama bu sene İkinci olabildik. İkili avarajda kaybettik, öyle görünüyor. Türkiye Kupası'na geldik. 4-1'lik galibiyet. Sonrasında Göztepe'ye deplasman golleriyle elendik. Fenerbahçe burada da şampiyon oldu. Trabzonspor adına gerçekten kötü bir sene. Süper Kupa Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi City'nin, Avrupa Ligi Monaco, Konferans Ligi ise Sporting Lisbon. Niye olmadı acaba? Her mevki güzel gelişiyor bir de. Sol bek artı 4 gelişti. Stoperler artı 4'e artı 5 gelişti. Yedekleri bile 80 oldu Diomande. Sağ bekte Dorukhan Toköz. Seneye herhalde bütçe iyi kalırsa bir tane sağ bek gelecek. Dorukhan'la olmuyor. William yedek sağ bekimiz. Berat 83 oldu. Alex 82 oldu. Bakasetas 84 dedi. Hasan Şahin transfer isteği göndermiş ama önümüzdeki sene Vişça'dan formayı alacağını düşünüyorum. Vişça da öyle bir adam ki bırakmıyor formayı. Enis Destan artı 5 dedi bu senede. Muhammed Demir futbolu bırakıyor. Enis Destan en iyi performans ondan geldi. Abdülkadir Bakasetas Vişça diye de gol sıralaması bu şekildeydi. Hasan Şahin de 8 gol 5 asistle oynamış. Kötü değil.
Değer bakımından en değerli oyuncu zaten kendisi. Yeni sezonda yine bir ton oyuncunun kontratı bitiyormuş. Ligde gol kralı Enis Destan, asist kralı Mehmedi Laiç Enkudu 3 kişi. Gol yemeyen maç sayısında Altay 1. Uğurcan Çakır 7. Uğurcan Çakır'ın lider olduğu zaman herhalde Trabzonspor'da tamamen işler iyi gidecek. Mali durum bu sene neredeyse 100 milyon euroluk bir kar yaptık. Mağaza satışları 90 milyon euroya kadar çıkmış. En çok satan forma Enis Destan'ın formasıymış. 3 milyondan fazla forma satmışız. Acayip bir değer bu arada, 3 milyon. Onun dışında oyuncu maaşları 24 milyon euroya çıktı. Hala ideal seviyelerde. Önümüzdeki sene 30 milyon euroları da görebilir belki. Ama biraz daha arttığı zaman zaten Şampiyonlar Ligi gelecek. Bu arada bu sene Şampiyonlar Ligi'nin geliri burada var. 24 milyon euro grup aşaması için para ödülü. Hem burada katılım payı var muhtemelen, hem de yayın hakları var. Ülkeye ait yayın geliri. Yeni sezon başlıyor ve bu sene artık borç bitiyor. Son borç ödeme senesi. Böyle transfer bütçesini 20 milyon euro yaptım. Bitiyor be. Toplamda 100 milyon euroluk bir borç ödedik 5 yıllık süreçte. Fena da bütçe kalmadı. Yalnız onu da söyleyeyim, 15-16 milyon euro. Zorlasak 20. Hasan Şahin'e Fenerbahçe'den 120 milyon euroluk transfer teklifi geldi. Ali Koç muslukları açtı herhalde. Bu nasıl bir teklif? Erce Başakşehir'e gitmek üzere. Bu arada kontratları yeniledim çoğu oyuncuyla. Yani maaş bütçesi azaldı işte görüntü üzerine. William için 9.3'lük teklif Sporting'den. Bu adamı göndereceğim. Yerine bir tane sağ bek alabiliriz. Hasan Şahin gitmeyecek. Bu arada Şampiyonlar Ligi playoff'unda Rapid Wien'le oynayacağız. Nereden nereye ya? Playoff'lara düştük. Trabzon Rapid Wien. Hasan Şahin'de -2 keskinlik var. 3-0. Güzel galibiyet. Transfer bütçesi 27 milyon euro oldu. Revanş. Deplasman. Bundan sonra bence gittik zaten Şampiyonlar Ligi'ne. 1-1. Transferi bence çok zor. Ama yine de ne yapıp ne edip. Gerekirse Dorukhan'la takas yapıp Pavard'ı bu takıma getireceğim. Üstüne para da istediler. %5 de pay. Parayı biraz düşürsek Pavard bu saatten sonra gitmez de 3.1. Bek için bir tane daha transfer. Aurelio Buta. Augsburg'da oynuyor. Ve Trabzon'un transferi bu sene de bitti. Artık borçsuz Trabzon olacağı için hani önümüzdeki seneye kalırsak da iyi bütçeyle başlayacağız. Ama Uğurcan Çakır ve Enis Destan bu kadar iyiyken kalır mıyız bilmiyorum. Bu arada dikkat etmemişim. Rapid Wien eleme turuymuş. Playoff oynayacağız. Rakip Ajax. Ben eleyeceğimizi düşünüyorum Ajax'ı. Kendi evimizde Trabzon'da 1-0 Şahin attı. Ajax mı Trabzon mu? Şampiyonlar Ligi'ne biz gidiyoruz dardayı. Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda City, Frankfurt, Lokomotiv Moskova hedef liderlik. C grubunda namalup liderlik geldi City'nin önünde. Son 16 rakip Milan. Hadi o sene bu sene olsun artık, son 16'yı geçelim. Vlahovic var Milan'da yalnız. Tete var, Lukman iyi takım kurmuşlar. Deplasmanda İtalya'da 4-1 ile dağıttık Milan'ı. Bitti bu iş. Bu tur bitti. Çeyrek final gelsin şimdiden. Buradan dönmez diyorum. Buradan dönmemeli zaten artık. 1-1 ile çeyrek final. Rakip çeyrek finalde Barcelona. Deplasmandayız ilk maç. İspanya'da galibiyet. Galibiyet. 2-2 bitti. Enis Destan. Hadi çocuklar ya, bir şeyler yapın. Yarı final istiyoruz. Hadi. 2-1'lik galibiyet. Enis Destan. Abdülkadir Ömür. Yarı final geldi. İlk maç kendi evimizde, bu güzel haber bence. Chelsea ile oynuyoruz yarı finalde. Trabzon, Chelsea. Kendi evimizde 2-2 olur. Deplasmana avantajlı sonuçla gidiyoruz. Chelsea, Trabzon. Finale giden taraf Trabzonspor. 3 golle gidiyoruz hem de. Sezon sonu yaptık Süper Lig'de. Bu sene şampiyon Trabzonspor 1 yıllık aranın ardından. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-2, 4-2. Yeni Malatya'yı 5-4 ile zoraki yendik. Final Şampiyonlar Ligi finalinden sonra UEFA Süper Kupası Monaco, Şampiyonlar Ligi Manchester United'la oynayacağız. Avrupa Ligi Lyon'un, Konferans Ligi ise Sevilla'nın. Başakşehir çeyrek görmüş. Bizim takım bu arada bayağı iyi seviyede. En iyi gelişenlerden biri Darda'ydı. Artı 4 gelişmiş. Başka var mı onun gibi? Enis Destan da artı 4 dedi. Performans anlamında gerçekten böyle bir golcü performansı yok. Muazzam bir Enis Destan. FIFA'da harika oluşturmuşlar potansiyelini. Gelişince bu performanslara ulaşabiliyor.
Hasan Şahin de iyiydi, Abdülkadir Ömür de iyiydi. Baena ve Bakaset Aslan'da etkili performanslar gördük. En değerli oyuncu Hasan Şahin. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Enis Destan olmak üzere liderlikte. Asist kralları da bizden çıkacak gibi. 1-2 yine bizden. Gol yenmeyen maç sayısında ise Uğurcan Çakır'ın finalde gol yememesi gerekiyor. Süper Lig'de ise Şimşek Fenerbahçe'nin kalecisi lider. Naka Göztepe'den asist kralı, Enis Destan gol kralı. Final öncesinde merak ettiğim bir durum var. Forma satışı en fazla kimden geldi? Enis Destan'dan geldi. Bu arada 4,5 milyonluk bir satış yapmışız. Satılan toplam forma sayısı 4,5 milyon. Hazırsanız artık final zamanı. Manchester United mı yoksa Trabzon mu? Schalke Arena'da. Trabzon Enis Destan'la maça başladı. Sağ taraftan götürüyor. Çok sert hareket var bu arada. Ve dakika 2 Manchester United 10 kişi. Kaptanları Thomas Müller'miş. Endi de atıldı. Müthiş başladı maç. Pavard ortayı yaptı, kafa Müller'den. Kayım Diaz, Daka. Son Daka iyi oynadı. Mecburi'ye. Hannibal Mecburi. Hannibal ortaladı. Daka. United 1-0 önde. Çok iyi gol attı. Pas son Daka. Arkadan çok iyi koşu yapmış zaten. Tutamadık. Hasan Şahin pas denemesi. Enis Destan'a geldi o top. Kaçtı ama gol. Bakasetas. Korneri kullandı. Enis Destan vuramadı. Sıkı var. Hasan Şahin müdahale etti ve gitti aldı. Bir de orta geldi Hasan Şahin'den. Varan. Müller. Daka iyi top attı. Hannibal. Hannibal'dan iyi pas. Uğurcan. Bakasetas solda. Kim var? Hasan Şahin var. Hasan Şahin vuramadı. Deheya baskı var. Olmadı. İndirdik topu. Alex. Bakasetas. Vuruş. Kimden? Abdülkadir ters ayağıyla vurdu. Out. Önünde boş bir hareket alanı var. Abdülkadir Ömür verdi pası. Bakasetas. Şimdi Enis Destan. Enis Destan'dan Hasan Şahin'e harika top. Hasan Şahin topun dibine girdi. Out. Müller. Hannibal. Brahim Diaz. Uğurcan. Thomas Müller ortayı yaptı. Kafa Enis Destan'dan. Pavard. Çıkmadı o top. Daka bir anda karşı karşıya kaldı. Uğurcan boş kale. Alex Balde, Brahim Diaz'ın topunda son anda. Berat. Berat şimdi verdi topu Enis Destan'a. Enis Destan. Enis Destan iyi kurtardı. Enis Destan ortayı yaptı. Bakasetas. 1-1. Sahnede o var. Enis Destan tek başına aslında o çalımla birlikte golü getirdi. Güzel de orta yaptı. Abdülkadir Ömür arka direkte kaçan var. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu 2 oldu. Enis Destan attı. Öndeyiz. Dakika 67. İşte bir daha izliyoruz. Abdülkadir çok güzel sürdü. Harika orta yaptı. Enis Destan sahnede. Bugün kafa golleri var. Şimdi Pavard'dan Abdülkadir'e. Abdülkadir ortayı yaptı. Deheya çok rahat. Varan çok iyi kesiyor topları Varan. Bakasetas. Bakasetas hala top onda. Bakasetas. Deheya. Manu Sanchez ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Kaptan Uğurcan Çakır'dı. Geldi. Kupayı aldı ve 5 yılın sonunda hem borcu ödedik hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Trabzonspor. Son bir kupa finali kaldı. O da Türkiye Kupası. Kazanan Galatasaray oldu. Videonun sonuna geldik. Videoya like atarak kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.